Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben video hazırlığında oldukça yeni bilgiler geliyor. Yani tam sizlere bilgiyi aktaracak oluyorum. Tam videoyu çekecek oluyorum. Her şey okey oluyor. Ama her şeyin okey olduğu yerde bir bilgi daha ortaya çıkıyor. Bu sebeple de arkadaşlar videolarda bazı gecikmeler yaşanıyor. Bunları da mazur görün. Şimdi İlk olarak şunu söyleyeyim. Acun Ilıcalı Dimitris Pelkas'ı Hull City'ye getirmek için görüşmelere devam ediyor diye bilgiler var. Sosyal medyada da takip etmişsinizdir. Şimdi transfer konusunda en çok gelen soru şu. Hocam niye gitmiyorlar? Yani niye gitmiyorlar? Arkadaşlar bakın siz sabırsızsınız. Kabul ediyorum. Acele olsun istiyorsunuz. Kabul ediyorum. Ben de aynı noktadayım. Kabul ediyorum. Ben de istiyorum. Kabul ediyorum. Ama... Transfer süreci şöyle bir süreç, şimdi bakın iş kuracaksınız, yani bir iş kuracaksınız, hayatınızı bununla idam ettireceksiniz. Ama diyorlar ki size yani hayatınızın fırsatı, ne yaparsınız? Ya araştırırsınız, mesela ben bir şey yapacağım zaman araştırırım, misal veriyorum bir işe gireceğim diyelim, bir şey yapacağım diyelim. Bu işten ilgili uzmanların hepsinin tavsiyelerini dikkate alırım. Olumlu, olumsuz hepsini not ederim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Bu işi yapan arkadaşlarım var mı? Onlara danışırım. Hani harbi harbi danışabileceğim kişilere vesaire vesaire. Futbolcu ne yapıyor? Kendisini isteyen kaç kulüp var? 7. Oynama garantisi istiyor. İşte e, bonus istiyor. Şunu yapıyorum. Yapıyor. Yani en iyi teklifi almak için görüştükçe görüşüyor. Yani bilginiz olsun. Fenerbahçe Pelkas için... Yani 3,5 milyon euro civarında bir 3,5 milyon euro civarında bir para talep ediyor. Daha doğrusu 4,5 talep ediyor. Çünkü bir kısmı eski kulübüne gideceği için. Ve transfer de olumlu yönde ilerliyor. Hani Hull e, Hal City'nin Pelkas transferini hala bitirememesi şaşırtıcı aslına bakarsanız. Çünkü Pelkas'ın çoktan gitmiş olması lazımdı. Ama baktığın zaman diğer futbolcular için de geçerli. Görüşmeler son kısımda ve hani bitmesi An meselesi diyebilirim arkadaşlar. Mesela Atilla Salahi. Salahi için de çok soru geliyor. Ya hani gittiydi? Hani Kim Minji'den daha önde görüyordun? Hani Atilla Salahi kesin gider diyordun diyorlar. Arkadaşlar mesela West Ham United. Atilla Salahi için bir teklif sundu. 11-12 milyon euro civarında bir teklif sundu. Üstüne çıkmadı. Biz 15 civarında istiyoruz. Hani onlar görüşme istiyor. Onlar süre istiyor. Daha doğrusu 12 milyon euroya kadar çıktılar en son. Biz 15'ten aşağı vermeyiz diyoruz falan filan. Hocam Dimarzio demiş ki e, Fenerbahçe'nin anlaşmaya varamayınca Spezia'nın 22 yaşındaki sol stoperi Yakup Kiviriora çevirmiş demiş Dimarzio. Arkadaşlar bakın çeviride hatanız var. İtalyanca bilmemenin hatası. Ben de şunu söylüyorum. Madem Spezia'da Kiviriora çevirdiler Fenerbahçe talip olsun. 1 yıl önce almışlar. 2, bin, 2 milyon 200 bin euro almışlar. Polonyalı sol stoperi. Fenerbahçe talip olsun. Al sana fırsat transferi. Tabi Spezia sana kaça verirse. Geçen sene aldığı futbolcuyu. Ee, yine devam edelim arkadaşlar. Böyle kısa kısa yapıyorum ama inşallah beğeniyorsunuzdur. Uydunesse stoper oyuncusu Rodrigo Becao. Becao için Fenerbahçe'den 10 milyon euro artı bonus istedi. Bakın Rodrigo Becao bakın diğer az önceki arkadaşımız gibi genç değil 26 yaşında bir isim. Bak 26 yaşında bir isim. 2024'e kadar sözleşmesi var. Ve 1.91'lik bu stoper, sağ stoper burun ameliyatı geçirdi. Bu burun ameliyatının dolayı da daha henüz dönemediği için burada bir boşluğu var. Udinese'ye de baktığınız zaman arkadaşlar Serie A'nın ilk hafta maçına bugün çıkıyor. <laughs> Saat 19.30'da Milan'la oynayacaklar. Yani bu transferi de Udinese zorlaştırıyor. Fenerbahçe başka oyunculara yönelecek, yönelmeyecek diye. Şimdi benim e, haberime göre Fenerbahçe ya yani benim duyumlarıma göre Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi birazcık deneyecek arkadaşlar. Bak bana tepki göstermeniz gereken bir şey yok. Her duyum verdi özellikle üye arkadaşlar size söylüyorum. Her duyum verdiğimde oraya e, cevap yazmanıza gerek yok. Her duyum yazdığım zaman oraya nokta bile koyup topluluk kısmını şişirmenize gerek yok. Sistem sizi spam olarak görüyor. Eğer engel yerseniz sistem üzerinden kaldırmaya yetkim yok. Hani bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam bana bildirim gelmiyor diyor. Arkadaşlar sürekli topluluk kısmına yorum atarsanız, videoları boş bırakırsanız sistem diyor ki ha bunların bu adamların video ile işi yok. Ben bunlara video bildirimi göndermeyeyim. Topluluk bildirimi göndereyim. Yani topluluk bildirimi göndereyim diye söylüyor. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Siz neye yönelirseniz ona göre bildirim geliyor. Atılan her videoya yani atılan her videoya yorum atarsanız, beğeni atarsanız Sistem size onun bildirimini gönderir. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlatabildim. Şimdi Gustavo Henrique. Ya ortada bir emek var. İyidir, kötüdür. Ha maç maç her futbolcu için e, aynı şeyi söyleyebilirim. Maç maç kimi futbolcu bir maçta sahaya e, yüreğini koyan kimi futbolcu da o maçta sahada kaybolur. Yani maç maç değişir bu arkadaşlar. Bilginiz olsun Gustavo Henrique için de bir deneme süreci hakim şu anda. Birkaç maç daha performansına bakılacak. Ve e, gerekirse Marcel Tisserand elde tutulup ki sağ bek almak şu anda çok şey sağ stoper almak neredeyse imkansıza yaklaşıyor. E, gerekirse elde tutulup Gustavo Henrique yedeğin yedeği konumuna düşürülecek ki zaten e, orada böyleydi. Ama ben şuna söylüyorum. Yani benim bildiğim Jesus, benim bildiğim Jesus futbolcuların içindeki potansiyeli çıkarmakla mükellef bir teknik direktör. Çıkarsın abi bir zahmet. Biz niye aldık Jesus'u? Niye getirdik? Giresun Spor. Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya artı Steven Kolker artı Max Meyer'e talip. Bu doğru. Yalnız Burada eksik olan noktayı tamamlayayım arkadaşlar. Tam olarak talip değil. Nasıl yani tam olarak talip değil? Şöyle söyleyeyim. Biz Muhammed Gümüşkaya'nın maaşını tamamını öderiz. Oynama garantisi de veririz. Şu kadar da oynatırız diyor. Yani atıyorum 25 müsabakada oynatırız. Tamam. Ama kol ve meyerin maaşlarının yarısını biz veririz. Kiralamak ister misiniz diyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne. Fenerbahçe'de Rogon menajerlik şirketiyle Max Meyer'in durumunu görüştüm. Ya fesihe yanaşmıyorlar arkadaşlar. Bakın bazı futbolcular fesihe yanaşmıyor. Mesela Kolkır, Meyer. Biz de diyoruz ki fes etmiyorsanız yani fes etmiyorsanız biz de size tutarız. Gerekirse rezerv takıma göndeririz. Ki rezerv takımda oynatamıyorsun lisansını çıkartmadığım müddetçe. İdmanlarda yani bunu yaparız diyoruz. Futbolcu sözleşmelerinde ne detaylar var arkadaşlar? Mesela sen futbolcuya ben <laughs> Fenerbahçe'nin yerinde olsam futbolcuya günde 2 idman yazarım. Sabah geceleyin 4-5 arasında bir de ikindi dediğin 4-5 arasında 2 idman yazarım. Ya yazabiliyorsun yazamıyorsun arkadaşlar. Futbolcu sözleşme imzalarken bunları bile yazdırıyorlar maddelere. İdman saatleri şu saatler arasında olur. İşte kadro dışı bırakılma olayı şöyle böyle diye. Anladınız mı? Şimdi futbolcuların gidiş süreci niye uzun? Ya bir futbolcu sözleşmesinin 45 sayfa olması ne demek? Bir futbolcu sözleşmesi 45 sayfa olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Corinthians, William'a yollarını resmen ayırdı. Fenerbahçe ve Fulham'ın ilgilendiği William Corinthians'ta bugün sözleşmesini feshetti diyor haberde. Ya Fulham'ın ilgisini doğrularım. Gerçekten de Fulham'ın ilgisi var. Kabul. Ama Fenerbahçe'nin ilgisi yok arkadaşlar. Yok. Fenerbahçe'nin ilgisi yok. Çöp etti. Fenerbahçe'nin çöp ettiğiyle bir ilgisi yok. Kulübü 10 milyon euro istiyormuş. Kime satıyorsa satsın. Bize ne ya? Bize ne? Tiko iniyor. Suarez'in 1-2 gün içinde sözleşme feshetmesi bekleniliyormuş. Ya bize ne? Bizimle alakası yok. Ha Mesela Genk Samatta olayı. Hocam daha hala niye açıklamadı? Arkadaşlar açık söyleyeyim ben kap bekliyorum. Hatta kaplar bekliyorum. Pazartesi gününe kadar hem de. Birden fazla kap bekliyorum. Samatta olur, öbürü olur, şu olur, bu olur. Birden fazla kap bekliyorum. Bilginiz olsun. Genk Samatta işi. Yani iş imzaya kalmıştı. Sağlık kontrollerini bekliyorlar arkadaşlar. Aynı Fenerbahçe gibi. Hani futbolcu geliyor iki gün sonra açıklanıyor ya bazen. Bazen üç gün sonra açıklanıyor. Bunlar da benzer durumlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Genk Samatta olayının da detayı şu şekilde. Genk Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Okey? Okey. Samatta'nın maaşının 1,5 milyon eurosunu Genk ödeyecek. 1 milyon euro civarında parayı da biz ödeyeceğiz arkadaşlar. El mahkum. Bu bir. İkincisi. Hoşlarına giderse hoşlarına giderse 4 milyon euroya satın alma maddeleri var. 4 milyon euroya. Şimdi Genk Transfer Market yazıp girdik. Hocam 4 milyona satın alırlarsa maaşını ödemeye devam eder. Hayır alakası yok. Genk dediğin takım 103.1 milyon euro piyasa değerine sahip. Ona çoğu var forvetleri 17 milyon euro. İkinci forvet olarak Samat olacak inşallah. Evet tek forvet oynuyorlar. Tek forvet sistemindeler. Ama ee, onun çok bir önemi yok arkadaşlar. Yani bizim açımızdan şunu söyleyeyim. Bizim Fenerbahçe açısından şunu söyleyeyim. Bir an önce gitsin kurtulalım. Zaten Dessers vardı. E, Crystal Dessers. Anladılar. Onu da paketlediler 6.5'a. Ama Samat'ta da da oynayabileceği takım bu takım. Bunu da söylemiş olduk. Ha Doğrulatılamayan duyumlara göre ki Erkan Süz, Ertan Süzgün de aynısını söylemiş. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'ne katılım başarısı gösterirse opsiyon zorunlu olacak. Yani 4 milyon euroyu verip alacaklar diyor. Bu bilgiyi teyit etmeye çalışıyorum diyor ama bu bilginin benzeri bende de var. Ee, muhtemelen pazartesiye kadar da kap açıklamasını yapacaklar. Orada da açıklarlar. Bakın bir kez daha söylüyorum. Eğer Genk takımı Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa 4 milyon euro opsiyon zorunlu hale gelecek diyor. Bendeki bilgi de inşallah doğrudur. Bazı arkadaşlar bu 4 milyon euro'luk opsiyonunun zorunlu olduğunu iddia etmişler. Ben hala bunu doğrulatamadım. Bilginiz olsun. 4 milyon euroyu doğrulatamadım. Vincent bakar. Arkadaşlar Fenerbahçe transfer gündemi çok yoğun. Duyum gündemi çok yoğun. Buraya gelip 3 diyenler oluyor, 5 diyenler oluyor, şunu dedin diyenler oluyor, bunu dedin diyenler oluyor. Hani ee, vesaire vesaire vesaire. Ya arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Yani ee, milletin günde kaç tane duyum verdiğini biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ama ısrarlı bir şekilde diyorsunuz ki ben Fenerbahçe'ye, işte Mustafa Hoca'ya laf atayım, öbürüne laf atayım falan filan. Ya, Dünden beri hatta 2-3 gündür Fenerbahçe'ye kaç tane forvet geldi biliyor musunuz? 866 tane forvetimiz oldu. Abu Bakar. Web Kamerun yazmış. Fenerbahçe Vincent Abu Bakar'la ilgileniyor. Bitti mi? Bitmedi. Türkiye'den bir şahıs. Fenerbahçe'de an itibariyle forvet transferi konusunda en güçlü aday Abu Bakar. Bitti mi? Bitmedi. Türkiye'de ciddi bir yani Türkiye'deki duyumculardan yine birileri. Fenerbahçe Al Nasır'dan kiralık olarak ayrılma ihtimali olan Abu Bakar için hamle yapma kararı aldı. Ali Koç bu transferde kararlı resmi görüşmeler başladı. Bakın resmi görüşme bitmedi. Şimdi baş iyi. baş duayı ile hem Fenerbahçe hem Everton ilgileniyor. Duyumu ortaya attılar. Chelsea oyuncu kadrosuna düşünmüyor ama yüksek bonservis istiyor dediler. Charlotte Charlotte Fenerbahçe'nin en ciddi adayı. Bundan daha ciddi aday yok. Bakın ne kadar ciddi bakıyor diye de oraya ciddi bir bakış atan pozunu koymuşlar. Bitti mi? Bitmedi. Ve yani Köln bak maaşını karşılayamayacakmış dediler. Bu da tamam. Fenerbahçe Christopher Christoph Piatek'le ilgileniyor duyumu da verdiler. Hatta bu duyumu verirken utanmadan şunu da eklemişler altına. Borussia Dortmund ve Salernitane de ilgileniyor demişler. Şimdi her aklı başında Fenerbahçe taraftarı bilir ki Salernitane varsa bir işin içinde Fenerbahçe'ye gerek yok. O işin içinde Fenerbahçe olmaz. Şimdi hem Abu Bakar almış. Belotti'ne ilgili de var. İtalya basınına göre Nice nice takımı Belotti ile ciddi şekilde ilgileniyormuş. Aynı zamanda Galatasaray'da getirirken Roma'da bir parçasını transfer ediyormuş Belotti'nin. İtalya dışındaki takımlardan senelik 3,5 milyon euro yıllık ücretle 3,5 milyon euro imza parası istiyormuş. Ben size söyleyeyim 16'sına kadar Roma'ya Roma ile Roma görüşmeyi sürdürecek. 16 Ağustos'a kadar 16'sına kadar sonuç çıkmazsa başka takımlara gidecek ama arkadaşımız paracı. Muhtemelen yüksek para alacağı bir yere gider. Ee, nereye giderse gitsin. Yine başka bir duyumcumuz. Evet arkadaşlar hepsi Fenerbahçe duyumları. Hepsi. Hepsini duyumcu arkadaşlarımızdan almış bulunuyoruz. Fenerbahçe antrenörü Jesus Carlos Vinicius'u almak istiyormuş. PSV şu anda onun transferine izin verir miymiş vermez miymiş. O da karışık. Şu anda Belotti boşta, Grilish boşta, Denayer boşta, Attan yanuzay boşta. Açık söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam. Eğer Tisa gitti, anlaştım bir takımla. Gönderirim. Denayer'i bedava getiririm. Attan yanuzay getiririm. 2. 2. Hocam Grilish. Zayt efendi gidiyor musun? Gidiyorsun. Yolun açık olsun abi. Hemen, hemen acil. Grilish'i getiririm 3. Yani eğer gidiyorsa yanlış anlaşılmasın ki gideceğini zannetmiyorum şartlarda. Grealish kalsın. Belotti. Belotti ne Fenerbahçe ne Galatasaray şu şartlarda mantık çerçevesinde değil getirmeleri. Hani niye mantık çerçeve? Kulüp ekonomileri için. Hocam baş ver ekonomi sen <laughs> Sergi Örye var. Çeka var. Ee, bilmem ne var. Cibril Sidibe, Edison Cavani, Keita Balde, Marcelo falan filan. Burada bir bu Çeka ismi sanırım Galatasaray'dan anılmıştı. Şimdi bir de şu oluyor. Mesela adı Galatasaray'ın anılıyor futbolcunun gelmiyor. Galatasaraylılarda hiçbir itiraz yok. Gelmezse gelmesin. Bize ne arkadaş diyorlar. Bize ne diyorlar gelmezse gelmesin. Ama Fenerbahçe'nin adı gelmeyince tamam gitti şampiyonluk. Gitti abi bak o kadar adı anıldı gelmedi diyor. O kadar adı anıldı gelmedi diyor. Ya Fenerbahçe taraftarı öyle bir ümitsizlik pompalıyor. Öyle bir olumsuzluk pompalıyor ki. Şimdi ben şunu soruyorum. Bu bütün duyumları bir araya getirip. Abu Bakar. Abu Bakar'ın yıllık ücretinden haberiniz var mı? Zannetmiyorum olacağını. Yani Abu Bakar'ın yıllık ücretinden haberinizin olduğunu zannetmiyorum. Eğer Abu Bakar'ın yıllık ücretinden haberiniz olsaydı derdiniz ki biz bu parayı veremeyiz. Vereceksin. Fenerbahçe sen şampiyonluk istiyorsan vereceksin o parayı. Eşek gibi vereceksin diyen arkadaşlar var. Bu arkadaşlar muhtemelen bir şey öderken ee, ne şekilde ödediklerini anlatmaya çalışıyorlar. Belotti 3,5 milyon euro maaş. <laughs> Arkadaşlar takımlarda denge var. Ama hocam Galatasaray alacakmış. Umrum dışında Galatasaray'ın alıp almaması ama yine de bir de değineyim. Yani bildiğim kadarıyla Galatasaray'da Gomis var. Seferovic var. Öbür Mertens geldi. Bir de Belotti alsınlar. Sadece hücum hattına 4 7,5 İki buçuk doğrudan oradan e, on. Öbür sefer o içe de iki buçuk. On iki buçuk milyon euro. Sadece dört futbolcuya yıllık ücret versinler. Sadece on iki buçuk milyon euro. Vergisiz. Gerçi vergi önemli değil Galatasaray için. E, vergisiz on iki buçuk milyon euro para versinler. Sizin aklınıza sığıyor mu? Ya da başka bir deyimle sorayım. Hangisini yedek bırakırsan bırak. Sıkıntı çıkarmayacak mı? Hangisini yedek bırakırsan bırak geç Gomis sıkıntı çıkarmaz. Ne olacak lan 2,5 milyon euro alıyor şu yaşta. Kim verecek o parayı? Hangi keriz verecekler? Öbürleri. Yine Fenerbahçe'ye dönelim. E Abubakar'ın Belotti'nin şöyle mesela. Bon servis de bon servis. Ya Trabzonspor dışında başarısı yok diyorsunuz. <laughs> Vesaire. E, Baş doğru Allah aşkına Beşiktaşlılara bir sorun ya. Zayıf bir duyum vereyim size. Çok güçlü değil ama Enner Valencia için 3,5 milyon euroluk resmi teklif aldığımıza dair bir duyum aldım. Şimdi sadece bu şartlarda şunu söyleyeyim. Hocam sadece bu şartlarda. Şimdi Berisha'yı göndersen. Hani bir tane forvet alsan. Maxi Gomez'i de konuşayım. Ondan sonra mı konuşsam? Bir de Maxi Gomez duyumları var elimde. Ee, Maxi Gomez'i konuşayım ondan sonra. Arkadaşlar Maxi Gomez... Fenerbahçe'nin görüştüğü ve futbolcunun da daha önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'yi isteyen, gelmek isteyen bir forvet. Ancak görüşmeler öyle tıkandıydı. Arada öyle bir uçurum vardı ki olmadı. Oyuncu hatta Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum demişti. Fenerbahçe'nin 4 milyon euro teklif yaptığını iddia ettiler. Ben 7 milyon euro olduğunda ısrarcıyım. Hala da ısrar ediyorum. Onu da söyleyeyim. Takımıyla çalışmalarını sürdüren bir futbolcu. Bologna da ilgileniyor falan filan diye. Bologna ilgilenebilir ama Bologna da Arnavutovic kalıyormuş sanırım. Fakat olaylar başka. Maxi Gomez için Fenerbahçe 2-3 tane teklif yaptı. 4 milyondan açılışı yapıp 7 milyon euroya kadar çıktı. Ama hepsi reddedildi. E, Valencia yani transfere gözümüzü kapattık gibi bir şey söyledi. Maxi Gomez konusunda Maxi Gomez işte kararsız gibiydi. Ama Fenerbahçe o fiyatlara çıkamadı açıkçası. Yani 12 milyon euro nereye 7 milyon euro nereye hani 12'den adamlar aşağı inseler 8'e falan inseler sen de 7, 7 e 7,5'a falan halledersin ama yok. Ve e, Valencia yetkilileri biz sıkıldık. Siz bu işi şey pazarlığına çevirdiniz dediler. Şimdi zikretmeyeyim. Birileri yanlış anlayabilir. Olmadıydı. Defter kapandı gibiydi. Ama Hatta İspanya basınına göre Valencia Lille forması giyen forvet Timothy Veah ile görüşüyormuş. Oyuncu Valencia'ya gelecekmiş fakat Maxi Gomez'in başka bir takıma transfer olması lazım ki yer açılsın diye. Bugün 13 Ağustos 2022 tarihi itibariyle. Bugün sevgili arkadaşlar Maxi Gomez olayı patlak verdi. Çünkü Fenerbahçe Maxi Gomez için teklifini yükselterek yeni teklif iletti diyor teklifini yükselterek dediği de işte 7 milyon euro artı şampiyon olursak şu kadar futbolcu şu kadar maçta oynarsa şu kadar bonus olarak teklifi iletti. Kulüpler görüşmelerini sürdürüyor demiş. Valencia kulübü ne biz acil çağrısıyla gönderdik. Hani acil bunu kabul ediyorsanız edin etmiyorsanız diye. Ve <gülüyor> başka <gülüyor> bunu da konuştuk. Ve sevgili arkadaşlar bitti mi? Bitmedi. Yani 7 artı 3 falan filan. Sosyal medya anında şunu girdi. Maxi Gomez artık Valencia'nın oyuncusu değil. Uruguaylı forvet Fenerbahçe'ye imza attı. Epunt. Bakın ifadeler çok keskin. Çok keskin. Aslına bakarsanız Fenerbahçe teklifi dün yükseltti. Ya da Perşembe günden sonra yani dün yükseltti teklifi. Cuma günü. Fakat kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Hala bir anlaşma yok. Bilginiz olsun. Tek fark şu. Oyuncunun gönlü var mı gibisinden de Fenerbahçe Cesus'u futbolcuyla görüştürdü. Futbolcu Cesus'la görüşüp projeyi duyduktan sonra Fenerbahçe'ye gelmek isteği daha da arttı. Ve Bologna'nın teklifi 8 milyon euro iken Futbolcu reddetti ben Bologna'ya gitmiyorum diye. Şimdi transferde Fenerbahçe'nin eli güçlü mü güçlü? Ancak bitti, bitiyor, geldi, geliyor, kesin açıklandı. Oldu bitti diye bir durum yok. Okey. Bu da tamam. Şimdi Türkiye'deki meşhur bir duyumcuda olumlu bir bilgi aldım. Son onaydan sonra paylaşacağım demiş. Haberi doğrulattım son bir teyit kaldı demiş. Muhtemelen paylaşamayacak haberi. Çünkü... İspanya'nın Valencia bölgesinin yerel televizyon ve radyo kanalı Apunt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin bittiğini aktarmış. Ve gece saatlerinde girilen haberde Maxi Gomez'in artık Fenerbahçe'nin futbolcusu olduğundan bahsetmiş. Böyle bir şey şu an için yok. Hani mesela lakiyi anlamak için, anlamanız için söylüyorum. Külliyen yalan derken mesela orada haberi yazıp külliyen yalandır. Atıyorum. Şu anda mesela an itibariyle saat 14.13 benim saatim. 14-13 itibariyle söylüyorum. Maxi Gomez Fenerbahçe'de duyumu külliyen yalan. Fenerbahçe'de değil henüz. Anladınız mı? Kastettiğim mi? Peki hocam görüşmelerin sürdüğü? Onu cevaplamam. Lake de böyle yapıyor. Onu cevaplamıyor. Çünkü görüşmeler sürüyor. Ama kesin Fenerbahçe'de olduğu külliyen yalan. Tamam. Yani şu an için kesinlik yok. Valencia teknik direktörü Gennaro Gattuso demiş ki Maxi Gomez şu an fiziksel olarak hazır bir seviyede değil. 2 hafta antrenman yapmadı. Yarın Girona'ya karşı 15-20 dakika oynayabilecek mi göreceğiz." demiş. Pazar günü maçı var. Açın izleyin. Tamam. Hocam biz buradan ne anlamalıyız? Sen bize bunu toplu birlik bir anlat. Arkadaşlar bugün 21.45'te atış serbest programı yapacağız. Orada ben üyelere verdiğim 17 tane duyum var. Gerçi birkaç tanesini burada vermiş olduk ama onları da konuşacağız. Ben size bazı sorular yönelteceğim. O sorulara sizlerden cevap isteyeceğim. Orada da konuşuruz. Mesela Onur Tuğrul demiş ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mert Müldür'ü sorduruyor demiş. Resmi bir hamle yok ama Mert Müldür'ün durumuna bakılıyor. O sahiye gelen 18 milyon euro teklif olayı doğru. Ama o sahiye giderse Mert Müldür o sahinin boşluğunu kapatır mı? Onu da bilemem. Ama Türk yani elimizdeki en büyük avantaj bu. Türk atıyorum Mert Müldür Burak kapacak oynatıp Osayi'yi 18'e satmak. Vallahi açık söyleyeyim. Sonraki satıştan kaça satılırsa satılsın %20 payla Osayi'yi gönderip yani 18 Osayi'yi gönderip 5 5, ,5 Mert Müldür'ü bitirebilirsen ki zannetmiyorum. Hadi opsiyon koydur. 8'e kadar opsiyonla alsan yani 18 Osayi'yi gönderip 8'e kadar Mert Müldür'ü alsan mantıklı ama size çok küçük bir hatırlatma yapayım. Çoğunuzun bilmedi ya da dikkat etmediği bir hatırlatma yapayım. Sevgili arkadaşlar, 14 maçımız var. 14 maçımız var. Şu an için gruplara kalırsak sanırım o maç sayısı 16, 17, 18 olabilir. Dünya kupası aralığına kadar 14 maç. Belki de oraya, o takvimi araya sıkıştırıp 3 günde bir, 4 günde bir maç takvimi yapıp Şampiyonlar Ligi'ni falan filan Kasım Aralık döneminde oynanacağı için Dünya Kupası takvimi yarısını öncesine, yarısını sonrasına ya da altısını da yapabilirler. Şu an takvim tam belli değil herhalde UEFA grup takvimi ama diyelim ki yarısını sıkıştırdılar. 14 lig artı 2 tane eleme maçı. 3 tane de oradan gelse 17 maçımız var Kasım'a kadar. Orada bir, bir buçuk aylık ara var. Keşke, keşke e, transfer dönemi burada kısa tutulsaydı. Ağustos'un 15'inde bitti denilseydi mesela. Tekrardan Kasım'da açılacak denilseydi. Keşke bu zamana özel öyle bir şey yapılsaydı. Daha mantıklı, daha güzel olurdu. Daha akılcıl olurdu. Ama yapılmadı. 17 maçlık bir periyot var. Ben şunu söyleyeyim. Her maçı 1-0 kazan. Orada bir aylık bir aram var. Bir buçuk aylık aram var. Ama bir buçuk ayda her şeyi yapabilirsin. Keşke böyle bir şey yapılsaydı. Ancak e, bu ara birçok kişiyi uğraştıracak. Ezgi Can Alioski'nin lisansı çıkmış. Çıkabilir. Normal. E, ben şunu anlatayım arkadaşlar. Ben şunu anlatayım. Kısa, öz olarak, net olarak. Maxi Gomez. Futbolcunun gönlü var. Takımlarının istediği teklife yakın bir teklif sunduk. Takımlarda bir an önce elden çıkarıp yabancı kontenjanını açma niyetinde tok satıcı, tok alıcı rolündeler ama bizim e, Cesus ve ekibinin şeyliğine bakar. Hocam bizi bırakıp Flamengo'ya gidecek diyen arkadaşlar Maxi Gomez'i niye istesin o zaman? Flamengo'ya gidecekse bu bir. Ben olumu görüyorum ama kesin bitti diyemem. Abu Bakar beklemeyin abi. Ha şu olur. Valencia'nın ilgili hani 3.5'a satılacak yani şey teklif vardı değil mi ya? Valencia'yı kabul ettiniz diyelim teklifi. Allah aşkına Joao Pedro var. Forvet oynar. King var. Serdar Dursun var. Diyelim Maxi Gomez de aldın. 4 tane futbolcun forvet oynayabilir. Bak 4 oynay 4 futbolcun forvet oynayabilir. İyi de hocam King forvet arkası da oynayabilir. Pedro forvet arkası da oynayabilir. Onları çık. Arda Güler'i e ne yapacaksın? Lincoln'u niye aldın? Demezler mi adamı? Derler. Sadece 4 4-1-3-2 olarak düşünmeyin arkadaşlar taktiği sistemi. 4-2-3-1 düşünün. Hani 10 numara pozisyonda. Atıyorum Joao Pedro'yu 10 numara oynatamazsın. Gizli forvet gibi oynatırsın. E King'i oynatamazsın. Şu anki şu King'i hiçbir maçta oynatamazsın da. Neyse. Ben Abu Bakar'ı beklemiyorum. Maaş yükünden dolayı. Baş duayı. Ben beklemiyorum. Charlotte Bu iş çok mide bulandırdı. Ha 4-5 milyon euroya alabilirsek. Belki. Ama zannetmiyorum. Piatek beklemeyin. Belotti bu şartlarda bu kafa yapısıyla Belotti'yi beklemeyin. Ama hocam Galatasaray'a gidecek. Giderse gitsin size ne? Bırakın ne yapıyorsa yapsın takımlar. Pelkas hani bekliyoruz açıklamayı. Rodrigo Becao evet yüksek bedel istediler. Bakın Nino ismi gündemden silindi farkındaysanız. Belki de Jesus Nino Veto olayı doğrudur. Hiç istemiyordur. Ben nasıl olsa aldım diyordur. Mesela Serdar Aziz'in sakatlığı. Mübarek adam. İyileşmiş olsa. Bugün Serdar Aziz. Gustavo Yenike zaten ayda yılda bir oynar diye kimse ses çıkartmaz. Solda da Atilla Salahi dersin. Luan Perez yedeği dersin. Çünkü şu Luan Perez anca Atilla Salahi'nin yedeği olur. Anca olur. Sol bekte Ezgi Can. Ferdi Kadıoğlu yeter. Novak fazlalık duruyor mesela. Ama işin komik tarafı ne biliyor musun? şu, şu Novak Luan Perez'den daha hazır görüntü sergiler. Niye? Sezon başı kampı yedi arkadaşlar. Bakın sizi yanıltmasın. Hocam Novak daha iyiydi demeyin. Bu sizi yanıltmasın. Sezon başı kampı yemek çok farklı bir şey. Ya bu benden şu anda 20 kiloyu çıkarın. Öyle bir gücünüz olsa keşke çıkarsanız. 20 kiloyu çıkarın benden. Bir düşünün. Bir fizikteki değişimi düşünün. 10 kilo çıkartın. 5 kilo çıkartın. Sadece 5 kilo çıkartın. Bak fizikteki değişimi düşünün. Futbolcunun sezon başı kamp yapmamış hali 5 kilo fazla gibi düşünün. Yakup Kiviriyor var. Ee, geçiniz. Alseti Gustavo Enrique denenecek. Tisserand görüşmelerini sürdürüyor. Muhammed Gümüşkaya kol kırma yer. Muhammed Gümüşkaya'nın da artık gitmesi lazım bence eğer oynatmıyorsak. Yoksa rezerv takımda oynatacağız mantığı varsa olabilir. Rezerv takımında sürekli gençlerden oluşması sinir bozucu. Lan Burak kapacak. Oynat gitsin. Maç tecrübesi. Bir gün sonra nasıl olsa ya. Ya bir gün sonra nasıl olsa ne olacak abi ne olacak. Oynat gitsin. Hocam iyi de o ya bir şey olsa Burak. O sahiye bir şey olsa Ferdi'yi oynatıyorsun. Oynatmıyor musun? O sahiye bir şey olsa Ferdi'yi oynatıyorsun. Saçmalamayın. Burak kapacak. Çağatay kuru kalıp oynat gitsin. Rezerv takımda. Yiğit Efe'yi oynat gitsin. 3. Orta sahada İsmail'e 45 dakikada olsa oynat maç ritmi. Otur izle maç ritmi. Hocam bugün takımın itmanı var. Ya takımın itmanını bile maça göre ayarla. Gitsin 45 dakika oynasın. Maç ne zaman? 17'de. Sabah itmanını ayarla. Saat 10'a itmanı ayarla. Ne bileyim akşam 20'ye ayarla. 21'i e ayarla. Ya günler torbaya mı girdi? Fenerbahçe maçlarını hep karanlık şeylerde oynuyor. Hep akşam saatlerinde oynuyor. İtmanın gündüz olması mesela. Ben, ben bunlara bile dikkat ederim ya. Git akşam yap. Neyse. Vilyan'ı beklemeyin. Çöp beklemeyin. Tikiunya Suarez'i beklemeyin. Samatta'nın kapını bekleyin. Buruma dördü ben doğrulayamadım. İlginiz olsun. Carlos Vinicius'u beklemeyin. Jason Denayer'e, Januzay'a bir ilgimiz, şeyimiz yok ama. Mesela bugün Denayer'i alsan, Januzay'ı alsan, Mert Müldür'ü alsan, o sayıyı 18'e göndersen. Misal, Rossi'yi de 9'a göndersen, 27. 27 milyon euroluk bir açılış yapsan, Mert Müldür'le e, Yanuzay 8 milyon euroya almış olsan sadece şey. Denay yeri de zaten ücretsiz. Hani imza parasını falan saymıyorum. Bu üçünü dahil etsen, bir de forvete atıyorum Maxi Gomez'i dahil etsen. Bakın 27 dedik 18 artı 9. Mert'i 8'e alsan, 8 milyon euroya alsan. 21 kaldı. Maxi Gomez'i de hadi 10 milyon euro keş paraya alsan 11 milyon euro da elinde para kalır. Dena yerine hadi 5'e de Nino'yu al. Yine sıkıntı yapmaz. Gustavo Henrique'yi de bir şekilde 4. 5. stoper kullanırsın. Hani... Ama Fenerbahçe'de bilmiyorum. Bir şeylerin planlaması sıkıntı gibi. Neyse akşam konuşuruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.